Gün dostlar, ne var? Üsküdar Ümraniye Çekmeköy metrosunun geçmiş zamanına gidelim. Levent istasyonunda Ali Müftü Kurduna dönemi eski İstanbul Büyükşehir Başkanı şöyle açıklama yapıyor. Taksim metrosunu 16 Eylül 2000 yılında açıyoruz. Ve projede şöyle diyor. Üsküdar aldığımız halde Dudullu Rais'ten projesini ödeve aldık. Daha sonra 2004, 2005, 2006 yılında da etüt çalışmaları, CET dosyaları yapılıyor. 2011 yılına kadar sık sık ertelenmiş bir ihaledir. Daha sonra Doğuş İnşaat Grubu ve Emel ve Yüksek Baraj'ı alıyor. İşler 2012 yılında ısınanıyor. Daha sonra istasyon bazı yerleri kapatılıyor ve şalt yerleri başlıyor. Aynı şekilde 2013'te 14 yılında bazı istasyonlar çok hızlı ilerlediği görmektedir. Bazı istasyonlar betonarme yapılmış, bazı istasyonlar inci çelik, bazı istasyonlar zer zemine inildiği görülmektedir. Ve bir istasyonun varı kazı kızıyor. Diğer buram istasyonu. En sağlam istasyonda inovatif istasyon çıkmıştır. Aralık ayında ise istasyonları bazı strat demirleri çakılmış ve Aldunizal istasyonu NATO tünellerine girmişlerdir. Çarşı istasyonu diğer taraftan kazılar devam etmektedir. Aklanoku istasyonu Bandırma şaftı, Çakmak istasyonu ise Ankaş kazılı 2014 yılında devam etmiştir. Altınşehir istasyonu giriş çıkış betonarme yapılmaktadır o dönemde. Çekmeköy istasyonu en derin istasyonlarından biri olmuştur. Bağlar başta. En çabuk pilot istasyonu Yavan Evler olmuştur. Ocak 2015'te ise istasyonların yüzde yarısı ilerlemiş kazıları ve bazı demir çizikleri boruları da devam etmiştir. Bazıları ise kazmaya devam etmiştir. Aldınşehir istasyonu Beron iniş kazıda başlamıştır. Yavan Evler ise betonarme işleri neredeyse bitmiştir. İmati istasyonu zor bir zemine indikleri görmektedir Çekmeköy'de. Şubat ayı ise istasyonlarda yarı yarıya inmişler ve kulevinçler geldiği görmekte bazı istasyonlarda. Bazı istasyon strat demirle görmektedir. Ümraniye istasyonu demir işçiliği yapılmış. Burkurt istasyonu zeminler kazılmıştır. Iktamukuyu istasyonu ise temelini yapmaya başlamışlardır. Çakmak istasyonu daha kazıya devam ediyordur. Ve İmati Lisesi istasyonu kazıya devam ediyor. Ve Çekmeköy istasyonu ise yüzde yarısı kazıya devam etmektedir. Mart ayında istasyonu 2015 yılında ise bazı istasyonu kazılmadığı görmektedir. Ve bazı istasyonun yapımı devam etmektedir. Fıstık Acı Kabaerme istasyonu yapılıyor. Bağlarbaşı istasyonu demir çeliği yapılıyor. Altunizade istasyonu diğer tabi bitiyor kabarmesi. Kısıklı istasyonu demir çeliği devam ediyor. Burkulu istasyonu kazıda devam ediyor. Ümraniye istasyonu peron tünelleri kazılmış. Demir çeliği başlamış. Çarşı istasyonu betonarme devam ediyor. Yaman Evler istasyonu tuğla döşeniyor. Çakmak istasyonu ise kazığa devam ediyor. Iktamukuyu istasyonu yapılıyor. Aldınşehir istasyonu ikinci çıkış kazığa devam ediyor. İmadip istasyonu kazığa devam ediyor. Dudullu istasyonu yapım verme. Necip Mazlı betonarme ve Çekmeköy istasyonu kazığa devam etmektedir. Nisan 2015 yılında ise istasyon şöyle. Üsküdar istasyonu yapılıyor. Fıstık Acı istasyonu yapılıyor. Aldunizade istasyonu ilk kabarması bitmiş. İkinci kabarması yapılıyor. Fıstık Ağacı betonarmesi dökülmüş. Burkulu istasyonu kazılıyor. Ümraniye istasyonu yapılıyor. Çarşı istasyonu beron kısmı betonarmesi yapılmaya başlanmış. Fıstık Yavan Evler istasyonu dolgu işi yapılıyor. Çakmak istasyonu üst geçit içi betonarmesi yapılıyor. Iktamukuyu istasyonu ilk katı yüzde yarısı yapılmış. Aldınşehir istasyonu yüzde yarısı yapılmış betonarmesi. İmadip istasyonu kazıda devam ediyor. Dudullu istasyonu betonarme yapısı
Necip Bazı Betonarme ve Çekmeköy ilk betonarme yapısına geçmişler 2015 yılında. Mayıs 2015 yılında Topdrop İstasyonu Üsküdar'da başlamış. Fıstık ağacı betonarme işle bitiriliyor. Aldunizar İstasyonu pesa, dolgu işine geçirmiş. Bediye işleri başlamış. Fıstık ağacı betonarme yapılıyor. Burkulu İstasyonu kazıda devam. Ümraniye İstasyonu betonarme yapılmaya başlanmış. Çarşı İstasyonu betonarmesi yapılmış. Ve Yaman Evler İstasyonu yolu açılmıştır. Ve bir yana ray işçiliği yapılmaya başlanmıştır. Çakmak İstasyonu ilk kademe kazılar inmiştir. Iktamgu İstasyonu betonarme yapılıp Aldışehir İstasyonu dolgu işlemi yapılmıştır. İmadı İstasyonu bir yandan kazıda devam etmiştir. Dudullu İstasyonu kazıda devam etmiştir. Topturam şeklinde. Bir yandan da Necip Bazı İstasyonu betonarme işte bitirilmiş ve Çekmeköy İstasyonu kazıda devam etmektedir. Haziran 2015 yılında ise Topturam'a Üsküdar İstasyonu inmiştir ve kat aralı beton dökümü açılmıştır. Fıstık Ağacı İstasyonu tuğla erme işlemi başlamıştır. Aldunizar İstasyonu betonarme işi ve tuğla içiyle geçmeye hazır hale gelmiştir. Fıstık Ağacı çıkış gazı için yapıma geçmişlerdir. Ve bir yandan Burkulu İstasyonu'na deme içiciliği başlamıştır Berona'da. Ümraniye İstasyonu dolgu işine geçirmiştir. Çarşı İstasyonu'nda içicilikle devam etmektedir betonarmede. Çakmak İstasyonu kazıda devam etmiştir. Iktaukul İstasyonu betonarme içiliği devam etmiştir. Aldınşehir İstasyonu'na Vore kazık başlıkları kırılmıştır. İmadip İstasyonu kazıda devam etmiştir. Dudullu İstasyonu yapım ermeye geçmiştir. Ve top tram sistemine geçmişlerdir. Necip Bazı İstasyonu yapıma devam etmiştir. Çekmeköy yapım işleri betonarme işleri başlamıştır. Temmuz ayında ise Üsküdar İstasyonu yapım işleri başlamıştır. Tuğla içine girmiştir fıstık ağacı tarafında. Aldunizar tarafında. Ballarbaşı tarafında da tünele inmiştir. Peron tüneline kazmışlardır. Ve Ümraniye İstasyonu dolgu işleri devam etmiştir. Ve Ballarbaşı'nda peron işleri kazıda devam ediyordur. Çarşı istasyonu kabarma işleri devam etmektedir. Bir yandan kazılıyor çakmak, bir yandan yapılıyor yıkama kuyudan, bir yandan tuğla işçiliği ve bir yandan imadip istasyonu kazılıyordur. Bir yandan ise bazı Dudullu istasyonu top duran ve bazı istasyonlar ise betonarme işçiliği devam etmektedir. Ağustos ayında ise Üsküdar istasyonu top duran işlemi yapılıyor. Fıstık ağacı da ise geçici tünelde malzeme çıkarılıyor ve fıstık ağacı ise delme tünel devam ediyor. Altın üzerine çıkış kazıları başlamış ve kısıklı asansör kazıları ve peron iç kazıları, Bokoru ikinci çıkış kazıları başlamış. Ümraniye tuğla içi başlamış ve bazı tünellerde deme içi başlamış. Yaman Devleti avlandırma işleri başlamış. Çakmak istasyonun kazısı aç kaba bitirilmiştir ve peron kazıdan inmişlerdir. Ve Eklamoku istasyonu yapma işleri devam etmektedir. Aldınşehir istasyonu inci içili devam ediyordur. İmadip istasyonu son kazıları yapılıyor. Dudullu istasyonu kazı yapmıştır. Dudullu istasyonu tren mi gelmiştir? Ve Necip Bazı istasyonunda ise bir yandan yapılıyor. Çekmeköy istasyonu betonarme işleri hızlanmıştır. Eylül 2015 yılında ise şöyle. Üsküdar istasyonu kabarma yapılmıştır. Betonarme işleri. Fıstık ağacına bezaj düzenlemeye dolgu düzenlemesi. Ballarbaşı'ndaki peron kazıları devam etmiştir. Aldunizar istasyonu çıkış kazıları. Fıstık ağacına istasyonu peron iniş kazıları yapılmıştır. Burkul İstasyonu betonarme işleri girilmiştir. Ümraniye'deki peron betonarme işleri başlamıştır. Çarşı'daki betonarme işleri başlamıştır. Yaman Evler İstasyonu inci içi devam etmektedir. Çakmak İstasyonu peron kazıda devam ediyordur. Iktamaku İstasyonu betonarme işleri devam etmiştir. Aldınşehir İstasyonu içi içiyle girmeye başlamıştır. İmatip Lisesi istasyonu betonarme dökümüdür ve Dudullu istasyonu tren makinenin ilerlediği görülmektedir. Aynı şekilde
Necip Aziz istasyonu da Tiyamen makineleri görülmektedir ve Çekmeköy istasyonu betonarme yapılmaktadır 2015 yılında. Ekim 2015 yılında ise Üsküdar ise betonarme yapılmıştır. Fıstık ağacı betonarme yapılmıştır. Ballıbaşı çıkış kazısı da başlanmıştır. Ve Altunizade Tuğla çiliği yapılmaya başlanmıştır. Ve Kasıklı istasyon betonarme işçiliği. Burgu'da betonarme işçiliği yapılmıştır. Ümraniye istasyonu İnci çiliği betonarme işçiliği yapılıyordur Berona'da. Çarşı istasyonu son katları dökülüyor. Yavanevle istasyonu İnci çiliği başlanmıştır. Çakmak istasyonu yapım işçiliği başlamıştır betonarmeden. Iktamakuyu istasyonu betonarme işçiliği yapılıyor. Altınşehir istasyonunda İnci çiliği durduğu yerde kalıyor. İmati istasyonunda betonarme işçiliği devam etmektedir. Dudullu İstasyonu İnci bir yandan kazı yapma işleri ve Tiyami İççiliği görülmektedir. Ve Necip Bazı Tiyami İççiliği görülmektedir. Çekmek İstasyonu Betonarme İççiliğidir. Kasım 2015 yılında ise bazı istasyonun birçoğu ilerlemiştir. Üsküdar İstasyonu Strat Demirli ve Zemin Kazıları devam ediyor. Fıstık Ağacı Vanlı iş kazıları başlamış. Aldüzen istasyonu bir yandan itçilikler için tuğla itçiliği, karasava itçiliği açmışlar. Ballıbaşı istasyonu beton kazıları tamam etmiş ve indeme itçiliği açmış. Ve bazı Van istasyonu başlamış orada. Kısıklı istasyonu da demir itçiliği beton erme itçiliği açmıştır. Borkoli istasyonu beton erme itçiliği açmıştır. Peki in çıkış kazıları devam etmektedir. Aldunizade istasyonu çıkış kazıları betonarme işte devam etmiştir. Ve Ümraniye Çarşı betonarme inci içlikle devam etmektedir. Çakmak istasyonu demir içiliği ve Akdamokul istasyonu son betonarme içiliğine geçmişlerdir. Aldışehir istasyonu tuğla içiliği, inci içiliği. Daha önce İmati istasyonu işler hızlı ilerleme devam etmektedir. Necip Bazı istasyonu ikinci çıkış kazıları da başlamıştır. Aralık 2015 yılında ise Üsküdar istasyonu aşağı top tramdan inmişlerdir. Ballarbaşı istasyonu çıkış kazıları yapmıştır. Fıstık Ağacı istasyonu inci itçilik. Kasıklı istasyonu demir itçiliği devam etmiştir. Burkulu istasyonu beton itçilikle bitmiştir. Çarşı istasyonu demir itçiliği son itçilikle yapılmaktadır. Bir yandaki bazı istasyonlar ise betonarme işçiliği devam etmektedir. Ocak 2016 şöyle istasyonu Üsküdar istasyonu betonarme yüzde yarısı yapılmıştır. Üsküdar'daki tiyamı karşılamak için zemin beton döküyorlar. Fıstık Ağacı istasyonu çıkış kazıları başlamıştır bir yandan. Bir yandan bazı istasyon çıkış kazıları ve avandırma inci içilik tuğla ve yapım işleri devam etmektedir. Tuğla diyen geldi. Üsküdar istasyonu Bebran içiliği, İnci içilik, Demir içilik ve Çakmak istasyonu betonarme içiliği ve Çekmeköy istasyonunda betonarme içiliği devam etmiştir. İmadi istasyonu betonarme içiliği de geçirmiştir. Yamalı istasyonu seramik içiliği ilk pilot istasyon olduğu için çok hızlı ilerlemektedir. Bir yandan ray işçiliği açılmıştır. 2016 yılında Mart'ta demir içiliği, betonarme içiliği, kalıp içiliği, tuğla içiliği, bir yandan inci içiliği girilmiştir. Bir yandan boru gazı çakma işlemleri yani çıkış işlemleri başlamıştır. Altınşehir istasyonu Tiyan makinesi yaklaşmıştır o tarihte. Birçoğu istasyon hareketlenme, iyice hızlanma olduğu görülmektedir. Nisan 2016 yılında Üsküdar istasyonu Tiyami yaklaşmış ve töreni yapılmıştır. Genel alanda.
ve bazı istasyonu havalandırma, yürüyemel dimenler, son çıkış ve dönem işleri ve en geride gelen imalatlı bir istasyon işleri hızlanma görülmektedir. Ve bazı istasyonlar yüzde çoğu ve dönem işleri neredeyse oldukça hızlı ilerlemiş ve tuğla içilmişlerdir. Mayıs 2016 yılında ise İnce İçicikleri, Demir İçicikleri, bir yanda Çıkış İçicikleri, bir yanda Avandırma, bir yanda Betonarme İçicikleri olduğu görülmektedir. Haziran 2016 yılında ise Tiami makinesi sökülüp ve bazı çıkış kazaları devam etmiştir ve bazı istasyonlar için hızlı işçilik başlamıştır. Yoğun bir şekilde çalışmakta olduğu görülmektedir istasyonlarda. Temmuz 2016 yılında ise tuğla içiliği, inci içilik ve ray içiliği devam ediyordur ve bazı çıkış kazaları devam etmektedir. Ağustos 2016'da ise bazı istasyon seramik içiliği başlamış ve son içilik yapımı başlamış, yürüyen merdivenler, seramikler, peronelik kapıları gelmemiştir ve bazı istasyon TMİK karşılaşacağı için beklemektedir. Eylül 2016 yılında ise yürüyen merdivenler, inci çelik, betonarme, elektronik mekanik, raylar, döşeme yüzde yarısı yapılmış ve bazı istasyon dolgu işine geçildiği görülmektedir. Kırmızı demir çili, yani asma tavan çili başlamış, duvarlar seramik istasyonu ve bazı istasyon beza işleri geçirmiştir ve bir dünya inci çelik yapıldığı görülmektedir. Kazım 2016'da ise bazı istasyonun birçoğu bitmek üzere olduğu görülmektedir. Neredeyse yüzde yarısı bitmiş ve son içicikler yapılmaktadır. Trenler geldiği görülmektedir. Aralık 2016 yılında ise istasyonun birçoğu bitmiş, üst beza işler, çevre düzenlemeleri ve son içicikler yapıldığı görülmektedir. Ocak 2017 yılında ise istasyon son işte neredeyse bitti ve ilk kısmı istasyona bitti ve deneme sürüşüne hazır hale getirildi. Diğer taraftan da diğer istasyon çalışmaları devam etmektedir. İkinci ayda ise istasyonlar çoğu bitmiş, yürüyen merdivenler ve deneme testleri neredeyse başlamıştır. İkinci etapta bir gelişme olmadığı için aynı yerde kalmıştır. İlk etaptaki istasyonlar yüzde çoğu bitmiş, tasarıma geçmişler, tasarımlar bitmiş, deneme desteği devam ediyor. Bir yana ikinci etabı işleri de hızlıca devam etmektedir. Aynı şekilde devam etmektedir incecik, bezaj, ikinci etabın çalışmaları. Aynı şekilde gitmektedir. İkinci etapta bir deneme desteği ve bu da TMI karşılama töreni olmuştur. Çakmakta. Üçüncü ayda ise istasyonun birçoğu bitmiş ve peronelik kapı takılmış, deneme testleri yapılıyor. İkinci etapta ise yoğun çalışma devam etmektedir. İkinci etapta bazı yollar hazır hale getirilmiş, yollar açılma hale getirilmiştir bazı istasyonlarda. İkinci etabın ise ince içlikle devam etmektedir. Aynı şekilde devam etmiş ve ince içlikle çalışmaya devam ediyor ikinci etapta. İlk etapta deneme desteği hazır hale getirilmiş ve son içlikle yapılıyor. İkinci etapta ilk etapta deneme desteği sürüşte devam ediyordur o dönemde. İlk etapta deneme sürüş devam ediyor. İkinci etapta ince içlik devam etmektedir. İlk etapta deneme sürüş devam ediyor ve ikinci etapta yapım işleri devam etmektedir. Aynı şekilde deneme sürüş devam etmekte, ikinci etapta yapım işleri devam etmektedir. İlk etapta deneme sürüş devam ediyor, ikinci etapta yapım işleri devam etmektedir. İlk etapta deneme sürüş devam ediyor, ikinci etapta yapıma devam etmektedir. İlk etap işte deneme sürüş devam ediyor. İkinci etap yapım işte devam etmektedir.
Etabın ilk derin sürüş devam ediyor. İkinci etabın devam etmektedir. Bir anda tavan çizikleri, ince çizikleri dökmek gerekirse ikinci etapta birçok ilerleme kaydedilmiştir. İkinci etapta ise birçoğu yapılıyor ve ilk etaptaki deneme sürüş devam etmektedir. İlk etaptaki deneme sürüş devam etmektedir. İkinci etapta ise ince çizikler devam etmektedir. İlk etap deneme sürüşü yapılıyor. İkinci etap ince çizik devam etmektedir. İlk etapta ince çizik yapılmıştır ve ikinci etapta deneme sürüşü devam etmektedir. İkinci etap ince içeri yapılıyor ve ilk etabı deneme sürüşleri devam ediyordur ve istasyonun birçoğu bitmiş ve deneme desteği geçmekte olduğu görülmektedir trenlerde. İlk etapta deneme desteği yapılıyor, ikinci etapta ince içeri devam etmektedir. İlk etapta deneme desteği yapılıyor, ikinci etapta ince içeri devam etmektedir. İlk etapta deneme desteği yapılıyor. İkinci etapta ince içeri devam etmektedir. İlk etapta deneme desteği yapılıyor. İkinci etapta yapılmaya devam etmektedir. İkinci etapın deneme desteği sürüyor. İkinci etapın ince içeri yapılıyor ve ilk etapta yapım desteği devam etmektedir. İlk etapta deneme desteği son kez devam etmektedir ve ince içerikleri ikinci etapta birçoğu yoğunlaşma görmektedir. İkinci etapta ise son içerikler yapılmış ve deneme desteğinin sürüşüne hazır hale getirmişlerdir. İkinci etapta yoğun içerik çalışma devam etmiş ve deneme desteğini hazır hale getiriyorlar. Ve deneme desteğinin yapım devam ediyor ve ince içerikleri bitmiştir. Birçoğu istasyon çalışmaya bitti ve yapım desteği sürdü ve 8 senede metro hattı açılmıştır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgilerle saygılarla. My Club'ı seviyorsanız 108 hızlı trenleri, Türkiye raylı sistemleri ve tam kanalıma geldiğiniz için teşekkürlerle şükranlarla da sunuyorum.